Eko mutlu günler değerli izleyiciler. Yükselen Asya başladı. Ben Öykü Cengiz hoş geldiniz. Her hafta Atlı Global Direktörü Altay Atlı ile beraber biliyorsunuz Asya tarafını konuşuyoruz. Oradaki son gelişmeleri konuşuyoruz. Bugün Altay Atlı sürütüyomuzda değil Ankara'dan eşlik edecek yayınımıza hemen dönelim. Altay Bey merhaba hoş geldiniz. Öykü Hanım merhabalar. Herkese Ankara'dan selamlar. Buradan da size de selamlar. Bugün Ankara'dan yapacağız yayınımızı. Siz oradasınız. Bugün studio'da değilsiniz. O zaman hemen başlayalım. Önemli konuları konuşacağız yine Asya tarafıyla ilgili olarak. Çin'de enflasyon artış eğiliminde. Önce Çin'deki enflasyona başlayalım. Çünkü geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre Ekim ayında üretici fiyatları endeksi 13.5 artarak son 26 ay yılın en yüksek artışını kaydetti. Bu artışın sebepleri nedir? Evet e, aslında e, tabii e, bir süredir burada bir artış trendi vardı. E, geçtiğimiz e, yani Ekim ayı içerisinde üretici fiyatlı endeksi geçen yılın tabii ki aynı dönemine göre yüzde %13,5 artmış. E, Eylül ayında bu rakam %10,7 gelmişti. Yani aslında hızla kazanan e, bir artış var. Diğer bir enteresan konu da tabii ki e, üretici fiyatlarında bu şekilde bir artış e, devam ederken ve hani tarihsel rekorlar kırılırken e, tüketici fiyatlarına yansımıyor bu çok fazla. Orada ki rakamlar Ekim ayı içerisinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde buçukluk artış içerisinde kalan bir durum tüketici fiyatları tarafında. Üretici fiyatlarında yani fabrika çıkış fiyatlarında. Ee, ama çok daha farklı bir durum var tabii bunun sebepleri nelerdir diye baktığımız zaman e, bence buradaki en temel sebep e, bu pandemi sürecinde e, arz talep dengesinin ciddi bir şekilde bozulmuş olması yani birden hani son iki yılı bir gözden geçirirsek. Önce hızlı bir şekilde pandemi nedeniyle hem arz hem talep kesintiye uğradı. Sonra yavaş yavaş toparlanmalar başladı her iki tarafta da. Ee, ama toparlanma hani beklenenden hızlı olduğu müddetçe işte orada bu dengenin bozulduğu, arzın talebe yetişemediği özellikle e, durumlar oluştu. Bütün dünyada var ama Çin gibi büyük ölçekli bir e, ekonomiden bahsediyorsak en fazla bence yaşandığı yerde e, burası. E, tabii ki e, yani temel sorun bu olmakla beraber e, içerideki e, Çin ekonomisinin içerisindeki dönüşüm. Bununla birlikte e, hani fiyatların en çok nerede arttığına bakıyoruz. Mesela e, üretici fiyatları e, en fazla hangi alanda artmış diye baktığımızda mesela madencilik ürünleri, ham maddeler, e, enerji ürünleri, başta kömür olmak üzere esas bunların ön plana çıktığını görüyoruz. E, dediğim gibi burada bir az talep. E, dengesizliği bir e, oradaki dengenin bozulması e, söz konusu ama e, diğer e, bazı konular e, arzın yetersiz kalması evet e, ama aynı zamanda yani küresel koşullar ve bununla birlikte bence özellikle enerji açısından baktığımızda e, Çin'in e, içerisinde olduğu ve ciddi bir şekilde eğildiği bu enerji dönüşümü. yani artık daha az kömür e, kullanıp 2060'a kadar sıfır karbon e, hedefine doğru ilerleyip e, ekonomide topyekün bir enerji tüketimi anlamında bir dönüşüm. E bunu tabii bir maliyeti e, oluyor e, bu dönüşümün. E, bütün bunların fiyatlara yansıdığını düşünüyorum ama tabii şu da söylendi yani tabii biz açıkçası e, hani Çin'e de baktığımızda veyahut nereye bakarsak bakalım biraz daha tabii tüketici fiyatlarını görüyoruz. Ee, ve orada Çin'de makul bir durum var e, şu anda ama onun da içine biraz bakmak lazım diye düşünüyorum. Örneğin e, son açıklanan rakamlar, e, bu Ekim ayı için rakamlar, açıklanan rakamlar, gıda fiyatlarında aslında düşüş olduğunu, yani ortalama gıda fiyatlarının az da olsa düşüş içerisinde olduğunu gösteriyor. Ama bunun farklı alt kırılımlarına baktığınız zaman, çok az sayıdaki kalemde ciddi fiyat düşüşleri olduğu, o da devlet tarafından alınan önlemlerle yapılan müdahaleler e, nedeniyle e, fiyat düşüşleri olduğu ama birçok e, alanda, birçok gıda önünde aslında fiyatların ciddi bir şekilde artmaya devam ettiğini de gösteriyor. E, gıda e, enflasyonu içinde eksi iki olarak gerçekleşmiş ama mesela en temel konu sebze meyveye baktığınız zaman e, %10'un üzerinde bir e, artış var. İşte bu da tabii e, bu son günlerde aslında basında da çok karşı karşıya e, kaldık gördük e, bunu hani şey haberleri e, çıktı. İşte Çin'de insanlara stok yapmaları e, isteniyor çünkü ciddi e, kısıtlamalar gelecek e, hani e, bu anlamda e, böyle insanlar hani e, stok yapmaları için teşvik ediliyor gibi haberler çıktı. Bunun hem bir doğru tarafı var bence hem de biraz abartılan bir tarafı da var. Şu oldu tabii ki bu artışlar karşısında ve ekonomiye diğer bu dar darboğazlar karşısında Çin'in Ticaret Bakanlığı aslında hani bölgelere, belediyelere, yerel yönetimlere daha doğrusu hani şöyle bir talepte bulundu İşte ne yapıyorsanız yapın ee, ama özellikle bu sebze gibi, meyve gibi, et gibi temel ürünlerin e, tedarikinin kesilmeden devam etmesini sağlayın. Bu şimdi hem bir taraftan Çin içerisinde insanların hani biraz panik olmasına da yol açtı ve panik alımlarına diyelim yol açtı. Ama bir tarafta da tabii batı basınında da yansıması daha farklı oldu. Ee, hani onu da şuna bağlamak lazım. Sonuçta Çin ile özellikle Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden ciddi bir rekabet işte ticaret savaşları bir topyekün stratejik rekabet var. E, e bizler de takdir edersiniz ki hani dünyanın büyük bir kısmı Çin'i batı kaynaklarından takip ediyor. Şimdi e, orada biraz şey e, gibi bir yansıma oldu. Yani işte Çin ekonomisi çok kötü durumda, e, kıtlık geliyor, insanlar e, böyle stok yapmaya çalışıyorlar. Tabii o kadar da bence bir durum yok. Yani bu kadar büyük bir ekonominin evet e, hani bir mevcut durum var ama e, artık insanlarını doyuramayacak bir konuma gelmesini de bugünden yarına hani çok da gerçekçi e, değil açıkçası. E, ekonominin tabii genelinde de şöyle bir yansıma da var. Hani onu da ekleyelim. Rakamlara tabii bakıyoruz. Hani gelen rakamlara PMI rakamları da geldi. PMI rakamları hep Çin'de aslında pandemi sürecinde de 50 51 civarında e, seyrediyordu. Yani işte zaten PMI 50 ve yukarısı aslında olumlu beklenti e, demek. E, son birkaç aydır 50'nin altına düşmüş durumda. En son gelen rakam da 49.2. Yani e, Çin'de bir e, zor bir durum var açıkçası. Bir dar boğaz ciddi bir şekilde yaşanıyor. E, ama bunu işte bu pandemiden kaynaklanan ve artı Çin'in kendisi ekonomisi içerisinde yani Çin'in kendi içerisinde yaşamakta olduğu ve diğer taraftan ekonomik dönüşümle de e, bağlanacağımız e, bağlantılandırabileceğimiz e, bir durum olduğunu düşünüyorum e, ve yani Çin hükümeti de muhtemelen buna karşı şimdi önlemlerini önem, artıracaktır. Peki Çin'deki enflasyon artışı hem bölgeyi ve küresel ekonomiyi de e, nasıl etkiliyor diye soralım Çünkü Çin enflasyon ihraç eden bir ülke haline mi geliyor? Evet, tabii çünkü çok büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Dünyanın en büyük ihracatçısı e, e, zaten e, ve dünyanın en büyük ikinci ithalatçısı Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından. Dolayısıyla böyle büyük bir e, ölçekteki ekonomide yaşanan her türlü durum bütün dünyayı şüphesiz ki etkiliyor. E, başta tabii bölgeyi, ekonomik ilişkilerin daha yoğun olduğu içinin bölge ülkelerini ama bütün küresel ekonomiyi, Türkiye dahil olmak üzere, Etkiliyor. E, tedarik zincirleri etkileniyor. Yani tedarik zincirleri de e, Çin merkezli Asya'daki tedarik zincirleri bizim pandeminin başından beri aslında sık dile getirdiğimiz, kanalda da yayınlarımızda tartıştığımız e, bir konu. Şimdi pandeminin orada getirdiği bir takım olumsuzluklar e, ha, hala var. E, hatta şu da tartışıldı. Yani bu kadar büyük küresel tedarik zincirleri bu riski almaya değer mi? Çünkü en ufak bir kesintide ...zincirin tek bir halkası da, e, bozulsa... ...bütün zincir e, duraksıyor. E, bunlar da tartışıldı. Hatta Çin'e bu kadar bağımlı olmayalım. E, i̇şte Çin artı bir formülleri... ...dile getirildi. Yani... ...Çin'deki tedarik zincirlerini kullanalım ama... ...bir alternatifi de olsun. Veyahut... ...üretimi işte kendi ülkemize taşımak... ...yakın coğrafyada taşımak da tartışıldı. İşte bütün bu fiyat artışları... ...aslında... E, ...bu tedarik zincirler üzerinden esas... E, ...bölgeyi ve küresel ekonomiyi... ...etkiliyor. Ama... Daha bir geniş perspektiften de bakabiliriz. Ee, yani şimdi artan fiyatlar söz konusu için de özellikle e, baktığımızda işte biraz önce değindiğim gibi e, ekonominin temel girdilerinde yaşanan ciddi fiyat artışları. Yani ham madde, enerji e, bunlarda artan fiyatlar var. E Bu da tabii ki üretimi olumsuz yönde etkiliyor. Zaten pandeminin etkileri var, belirsizlikleri var. Bu e, üretimi olumsuz etkileyen bir durum. Peki Çin'deki üretim etkilendiğinde, olumsuz etkilendiğinde bölgesel ve küresel etkisi ne oluyor diye bakacak olursak bence iki tane etkisi var. Şimdi e, birincisi dediğimiz gibi Çin aslında büyük bir ithalatçı. E, ama ne ithal ediyor? Daha çok işte girdilerini, ham maddelerini, ara mamurlarını ithal ediyor. Üretim e, durdukça, üretim yavaşladıkça Çin'in alımları da azalıyor. Ee, ve özellikle Asya bölgesindeki birçok ülkenin ekonomisi Çin'e yapacağı bu ham madde satışlarına, emtia alanındaki ihlacatına e, bağımlı durumda. Çin'in üretimi azalınca talebi azalıyor. Çin'in talebi azaldıkça bölgedeki birçok e, ekonomi e, e, burada hani pazar kaybına uğramış oluyor. E, zor bir duruma düşüyor çünkü çok büyük bir ölçek. Bir taraftan da tabii ki ee, hani Çin'in kendi üretiminde fiyatlar arttıkça e, bu da hani Çin'den e, belirli ürünleri alan e, ülkeler için ve özellikle de ara mamuller gibi veya sermaye malları gibi alanlarda yani kendi üretimi için Çin'den ithal etmeye bağımlı e, belirli ürünleri bağımlı olan e, ülkeler için e, tabii maliyetlerin birden yükselmesi e, anlamına geliyor. Çin hala fiyatlar artsa, maliyetler yükselse bile ee, bir ölçüde düşük maliyet avantajını koruyabilen bir ülke. Ee, bu mevcut durumda tabii ki e, bunu etkiliyor ve Çin'den alım yapan ülkeler içinde, buna bağımlı olan ülkeler içinde, de bu da işte yine olumsuz bir etki yaratıyor. Ee, ama yine bakacak olursak tabii ki ben yine de yani e, bugünden yarına değil belki ama Tekrar dengesini bulacağını e, ekonominin e, işte çünkü hani devletin hani müdahalesi tabii ki söz konusu e, burada gerekli hani önlemler alıp tekrar bir dengeye e, Çin ekonomisinin uzlaşanı e, düşünüyorum orta vadede diyelim. E, e da tabii küresel ekonomi için e, önemli bir konu anlattığımız sebeplerden dolayı. Şimdi diğer önemli bir konuyla devam edelim isterseniz Altay Bey. E, şu anda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi önemli bir toplantı gerçekleştiriyor ve bu toplantı sonucunda tarihsel bir karar açıklanacağı söyleniyor. Bu şekilde ifade edilen bir karar bu sene 100. kuruluş yıl dönümü olan partinin tarihinde sadece iki defa 1945 ve 1981'de açıklanmıştı değil mi? Bu toplantıdan ne beklemeliyiz? Evet, e, yani zaten 100. yıl olduğu için Çin Komünist Partisi'nin bu Çin açısından zaten tarih, yani Çin yönetimi açısından tarihsel bir dönüm noktası olarak görülüyor. Müsaadenizle tabii e, kısaca bir hani Çin Komünist Partisi'nin yapısı hakkında da bilgi vermiş olalım. E, dünyanın en fazla üyeye sahip e, partilerinden bir tanesi. En fazla değil, en fazlası Hindistan'da, Baharatiye Canata Partisi. E, Çin Komünist Partisi'nin ise yaklaşık 90-92 milyon kadar üyesi var. Bir parti devleti sistemi var tabii ki içinde e, ve bu sistem içerisinde 2.200 kişilik bir e, ulusal e, halk kongresi var. Hani Çin'in parlamenter yapısı yasama organı olarak nitelendirebileceğimiz ama yılda bir kere toplanıyor. Asıl kararların alındığı yer tabii ki parti komiteleri. E, şu anda sizin bahsettiğiniz toplantısı olan grup e, Çin'in e, Çin Komünist Partisinin merkez komitesi. 370 üyeli merkez komitesi ve bunun içinde de daha daralttığımızda birdek bir, dek bir e, ekip olarak politbüro e, var. 25 üyelik e, ve onun da içinde politbüro'nun bir daimi komitesi var. E, 7 üyelik ve tabii başında da genel sekreter ve aynı zamanda da devlet başkanı olan e, Xi Jinping var. Şimdi e, dediğim gibi bu merkez komite toplanıyor. E, bu oturumlar... Aslında her beş yıllık dönemler için belirleniyor parti hani yönetimi. Şu anda o beş yılın sonuna, gel yani içinde bulunduğumuz beş yıl sonuna doğru geliyoruz. Ve bu beş yıl içerisinde toplam yaklaşık yedi oturumu oluyor, yedi büyük oturumu oluyor parti merkez komitesinin. Altı numaradayız biz şu anda. Ee, ve genelde her oturumunda odak noktası vardır. Geleneksel olarak böyle devam eder. Altıncı e, toplantılarda genellikle parti örgütlenmesi ve ideoloji e, konuşulur. Şu anda bunu şey yapıyoruz. Tarihsel bir karar dediğimiz zaman aslında burada daha önce sizin bahsettiğiniz iki taneden farklı olarak e, aslında geçmişte bir kırılma, yani Çin'in ciddi bir yön değiştirmesi söz konusu değil. Ee, aslında Çin'in 100. yılda, Komünist Parti'nin 100. yılda geldiği hani e, noktanın aslında dünyaya tarihsel olarak ilanı, tarihe not düşünmesi e, olarak da görebiliriz. 45-81 dediniz. 45'te daha Çin Halk Cumhuriyeti kurulmamıştı. Çin Komünist Partisi vardı ve Çin Komünist Partisi e, o dönem tabii ki kuruldu 1921'den beri hem ülke içerisinde bir hani diğer e, oluşumlarla mücadelesi başta milliyetçiler olmak üzere e, ve tabii 31 ve 37'den itibaren de Japonlarla mücadele ve Japon işgaliyle mücadele. E, 45'te artık savaşın sonuna geldiğimizde e, giderek komünist Partinin kendi yani, gücünü orada yerleştirdiğini görüyoruz. O 45'teki toplantıdaki o tarihsel Karar tarihsel açıklama artık şuydu. Partinin artık kendisinin tamamen hani güçlü bir konuma geldiği ve parti lideri de Mao Zedong'un artık tartışılmaz bir konuma geldiği şeklindeydi. 81 ise Mao sonrası dönemin aslında kırılma noktası. O dönem başlayan reformlar, Çin ekonomisinin dünyaya açılması. E, entegre olması, Çin ekonomisinin e, kademeli de olsa liberalleşmeye başlaması o tarihsel açıklama, tarihsel karar 81'de buydu ve şimdi de baktığımızda artık e ben şöyle okuyorum, Çin'in büyük bir dünya gücü olduğunu e, dünyayı ilanı e, ve aynı zamanda da devlet başkanı Xi Jinping'in e, artık burada kendi konumunu e, dünyayı ilanı, güçlü bir lider olarak. Çünkü ee, normalde iki tane beş yıllık dönemlerle görev yaparlardı Çin ee, devlet başkanları. Bu madde kaldırıldı. Şimdi ikinci dönemi Xi Jinping'in bitiyor. Önümüzdeki sene bitiyor. Ee, ne olacak tam belli değildi ama bu toplantıyla birlikte Bence artık 2022 sonrasında da Xi Jinping'in devam etmesi üçüncü bir dönem başlaması için belki de bir hani e, hani kapı açılmış bir zemin hazırlanmış e, oluyor. Bu açıdan da e, bakmamız e, mümkün. Peki, e, Devlet Başkanı Xi Jinping'in Mao'dan sonra en güçlü Çin lideri olduğu ifade ediliyor. Buna katılır mısınız? E, e, bu çok söyleniyor ve doğruluk payı da çok büyük. Öyle diyelim. Yani zaten. Ee, Xi Jinping 2012'de ki Kongrede Komünist Parti Genel Sekreteri oldu, 2013'te Devlet Başkanı oldu. Sistem geri, o şekilde Mart 2013'te oldu. Hatta hemen kısaca bir anekdot da paylaşmış olayım. 2000 daha Devlet Başkanı olmamıştı ama olacağı belliydi. Türkiye'yi ziyaret etmişti. Xi Jinping Devlet Başkanı olduktan sonra henüz gelmedi Türkiye'ye ama hemen öncesinde Türkiye'yi de ziyaret etmişti ve işte özellikle ekonomi alanında, ticaret yatırım alanında onun da katılımıyla birçok etkinlikler düzenlenmişti. Sonrasında yani 2013'ten beri çok daha dünya meselelerinde iddialı olan bir Çin görüyoruz. Yani geçmişten farklı olarak biraz daha böyle düşük profille seyretmeyi tercih eden yönetimlerine nazaran biraz daha iddialı ve işte böyle tarihsel açıklamalarla Çin'in konumunu dünyaya ilan eden bir e, Xi Jinping e, yönetiminde bir e, yeni bir liderlik e, olduğunu e, görüyoruz. Ve zaten işte Xi Jinping düşüncesinin anayasaya ilan edilmesi e, gibi konular da onun yerini e, perçinledi. E, dolayısıyla evet yani aslında Mao'dan itibaren sayacak olursak 5. lider yani Mao Zedong e, sonrasında Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jinta deyince beşinci kuşak oluyor e, ve işte o dönemden beri gerçekten de e, hani en fazla e, ne diyelim etkiye sahip olan en etkili e, en güçlü e, tabii ki Çin lideri olarak e, hani Xi Jinping'in karşımızda olduğunu söylesek e, çok da yanlış olmaz herhalde. E, bu arada son haftalarda Asya Pasifik ülkelerinin pandemi nedeniyle kapalı olan sınırlarını belirli koşullar altında açmaya ve ziyaretçi kabul etmeye başladıklarını gördük. E, son olarak Avustralya aşılarını tamamlamış olan Singapurluların giriş yapabileceklerini açıkladı biliyoruz ki. Peki normalleşme konusunda Asya Pasifik ülkelerinin dünyanın geri kalanında daha başarılı olduklarını söyleyebilir miyiz? Ya evet aslında başından beri yani bu işte küresel e musibeti diyelim yaşamaya başladığımızdan beri Asya ülkelerinin tabii ki her şey mükemmel değil ama hani doğru yapılan ve sonuç üreten bazı uygulamalar olduğunu söylememiz lazım. Yani özellikle hani bunun pandeminin yayılmasının kontrol edilmesi anlamındaki uygulamalarda birçok Asya ülkesinin sizin saydığınız Singapur gibi ülkelerde dahil olmak üzere aslında bunları gördük. Ve şimdi de Şöyle bir şey var yani benim gördüğüm e, bu ülkeler artık e, böyle tamam pandemi sona erecek ve biz o zaman tam normalleşeceğiz değil de biraz daha pandemiyle birlikte yaşamak pandemiyle ama pandemiyi kontrol altında tutarak yaşamak e, ve yaşamak derken de işte normalleşmenin önemli bir boyut olarak sınırların da yavaş yavaş e, açılması e, gibi bir e, böyle şey. Daha yavaş, daha kademeli, birden değil, birden kapıla hiçbir yerde açılmıyor bu arada. Ee, ama kademeli bir şekilde, e, böyle alışa alışa, hayatımıza, günlük hayata yedire yedire belki de bir açılım söz konusu. Mesela Singapur, siz bahsettiniz. E, ülke ülke yapıyor bunu. E, bazı ülkeleri, işte o listeler var ya, e, işte belirli şartlara haiz insanın o ülkelerden gelen e, gelmelerini sağlıyor. Şimdi baktığınız zaman Singapur'un kendisinde de e, aşılanma oranı %90'a ulaşmış durumda. Yani iki aşıyı tamamlamış olanların ciddi bir e, rakama gelmiş durumda. Ama hala Singapur'da çok katı önlemler de var. Mesela iki kişiden fazla, üçüncü bir kişiyle bir araya gelemiyorsunuz sokakta. Bir kafede oturamıyorsunuz. Aynı aile denseniz eğer e, mümkün bu. Onu ispat etmeniz gerekiyor. Ama iki kişiden fazlası açık alanda bir araya veya kapalı alanda bir araya gelemiyor. Yani hem kadın açılması ancıların e, yani yurt dışından gelenlerin kabul edilmesi ama bir yandan da önlemlerinde paralel olarak buna devam etmesi gibi bir durum var. Açıkçası e, vaktimizin de sonuna geldik farkındayım. Şöyle çok kısa hani e, mesela Japonya e, çok enteresan bir örnek. Japonya'yı söylüyorum çünkü e, Tokyo olimpiyatları nedeniyle yazında çok konuşmuştuk. Yani bu olimpiyatlar nasıl olacak bu iş? E, seyirci olacak mı? Dışarıdan gelen olacak mı? Japonya şu anda şöyle yapıyor. Yani daha pragmatik bir şekilde iş amaçlı gidiyorsanız eğer belirli şartlara da sahipseniz gidebiliyorsunuz. Mesela yine karantinaya gidiyorsunuz ama sizin için o 10 gün değil 3 gün oluyor. 3 gün daha makul. Hani işiniz de önemliyse eğer kabul edilebilir bir durum 3 gün. Ama mesela bunu turistlere uygulamıyorlar. Çünkü Japonya'nın, Japon ekonomisinin biraz daha önceliği işte e, iş insanlarının gelmeye devam etmesi. Şimdi turistler uygulamıyorlar ama mesela Tayland gibi ülkeler, e, işte Malezya gibi ülkeler turizme asıl ihtiyaçları var. E, onlarda da işte turistlere bazı kolaylıklar e, sağlandığını e, görüyoruz. Yani ihtiyaçlar doğrultusunda hayatın normalleşmesi e, kademeli olarak önlemleri koruyarak ama Artık sınırların yavaş yavaş açılması ve temel amaçlı tabii ki bence burada ekonomi. Kim neye ihtiyacı varsa sanki ona kapısını açıyor öncelikle. Ee, ama bu da herhalde bu sürecin bir parçası. Bence Asya'daki bu şey önemli, bu kademeli olarak bunu nasıl gerçekleştirdikleri. Çünkü birden virüs sıfırlandı, hadi normale döndük belli ki olmayacak. Peki çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlar ve değerlendirmeler için. Ben teşekkür ederim. İstanbul'da görüşmek üzere. Hafta. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Değerli izleyiciler Yükselen Asya programında her hafta olduğu gibi yine Atlı global direktörü Altay Atlı ile beraberdik. Haftaya çarşamba tekrar 15.30'da görüşünceye dek mutlu günler. Hoşçakalın.